Teşekkür ederiz. Onların ne için öldürdüğünü biliyoruz. Onları hiç unutmayacağız. Konuşmamızı çelenk koyarken anıtın başında bütün kompozisyon sıralarına Türk İş Başkanı Mustafa Kumru yapacaktır. Şimdi anıta yürüyoruz arkadaşlar. Karanfillerimizi bırakıyoruz. Tamam. Arkadaşlar zaten tamam vereceğim. Nereden başkan? Nereden bu kadar? Kimin mikrofonu var? Aç arkadaşlar. Aç şurayı. Abi oraya geçin beyler. Kalın abi. Kalın abi bir dakika. Çelenk geliyor. Medya gitsin. Ya hatta bizdahlar ya. Şundan kimin arkadaş? Tamam beyler açın. Arkadaşlar şundan geçelim. Evet Rızvan Bey, beraber Kazancı Yokuşu'ndaki anmayı da buradan izlemeye çalışıyoruz. Evet, 1977 1 Mayıs'ında kaybettiğimiz 36 yurttaşımızı anmak için her yıl yaptığımız anmayı bugün yine DİSK yöneticileri, Türk İş yöneticileri hep... Emniyet güçleri tarafından anıtın çevresine ve gres yağıyla da yağlandığı ifade edilmişti. Bu haberlere yansımıştı. Az önce bir kişinin anıta tırmandığını, o görüntüyü getirdik ekranlarınıza. Sonrasında görevlilerin uyarısıyla o kişi aşağıya indirildi anıttan. Birazdan açıklama başladığında yeniden bu noktaya, Taksim'deki Atatürk anıtının önüne döneceğiz ama dönelim DİSK kortejinin güzergahına, Pangaltı'na uzanalım. Sinem Yöndem'e bırakalım sözü. Sinem Yöndem. Boyun eğmeyeceğiz diyorlar. Ellerinde farklı farklı pankartlar var şu anda. Taksim'e doğru ilerliyorlar. Tek yürek olabilmek için, seslerini duyurabilmek ve bugünü bayram havasında geçirebilmek için çok kontrollü yürüyorlar ki bir tıkanma olmasın diye, birikme olmasın diye kontrollü bir şekilde ilerliyorlar. Gördüğünüz gibi kortejin başında DİSK vardı. Şişli tarafından bu tarafa doğru ilerlediler. Yine demokratik örgütler vardı, yine kitle örgütleri vardı. Farklı sendikalardan da üyeler var. Şu anda yürüyüşlerini yavaş yavaş meydana doğru gerçekleştiriyorlar. Az ilerideki arama noktasından geçtikten sonra, arandıktan sonra şu anda ilerliyorlar. Dediğimiz gibi sloganlar atıyorlar. Duyduğunuz gibi sizin de. Çok az taşeronlaşma, çok fazla demokrasinin önünde engeller var. Bu 1 Mayıs'ın seçim öncesine rastlanmış olması da önemli bir tesadüf. Umuyorum ki buraya katılan insanlar sandıkta da bu coşkularını, bu demokrasiyi... Huzurla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne dersiniz bu sene için? Çok güzel. Dediğiniz gibi yasaklar olmayınca gerilim olmuyor, katılım artıyor. Bir şölen havasında kutlanıyor. Ben Şişli tarafından şimdi geldim. Daha Kortejin Federasyonu'nun bir araya gelmesi, ortak bir manifestoda bütünleşmesi de çok güzel bir şey. İyi bir 1 Mayıs kutluyoruz. Gayet barışçıl, gayet coşkulu, görkemli. Çok güzel geçiyor.